Merhaba değerli dostlar, yeni bir yolculuk ile karşınızdayız. Bu yolculuğumuzda Türkiye'de kabadayılığın son efsanesi olarak tanımlayabileceğimiz bir yaşamın ayak izlerinin peşinde olacağız. Bu video serisinde Türkiye'de abi olarak sevilen, baba kelimesinden hiç hoşlanmayan, yaşadığı zaman diliminde adı tarihe efsane olarak geçen dönemin Robin Hood'u, son kabadayı Dündar Kılıç'ın ayak izlerinin peşindeyiz. Peki kabadayılık nedir? Mafyalık nedir? Neden Dündar Kılıç bu kültürün son kahramanıdır? Neden baba hitabından hoşlanmaz da abi olarak anılmak ister? Neden yaşadığı dönemin Robin Hood'udur? 1935 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde Baştımar köyünde Dündar Ali Kılıç adı ile hayata gözlerini açtı. Genç Dündar ilk hapishaneye girişinde gördüğü bu vahşet düzenini sübyan koğuşundan başlayarak değiştirmeyi aklına koymuştu. Daha sonraki yıllarda bu işi başarabilmiş olduğunu her fırsatta dile getirecek, onun bulunduğu cezaevlerinde sübyanların rahat ettiğini, dayak yemediğini, angarya yüklenmediğini ve koğuş ağlarının zevki için kullanılmadıklarını söyleyecekti. Genç Dündar İstanbul'a gelir gelmez Hasköy'de bir ev kiraladı. Cezaevinden gıyaben tanıdığı İdris Özbir ile birlikte Beyoğlu'nda bir kumarhane açtılar. Peki racon neydi? Bu konuya biraz değinmek ve açmak gerektiğini şundan dolayı önemsiyorum. Devrimci gençlerin gözdesiydi. Daha o zamandan taraklanan kısık sesiyle halk düşmanlarına karşıyım abi diyordu. Bir gün ayağında spor ayakkabı, zayıf, uzun boylu, esmer bir adam göründü. Giyindim, hemen kulübe döndüm. Burada mı arkadaş dedim, burada dediler. Çağırın dedim, çağırdılar. Sen Yılmaz değil misin dedim. Evet dedi. Vallahi kardeşim, siz fazla beklemeyin. Çünkü burası Amerikalıların. Onun için biz size oda falan veremeyiz demiş. Dündar da cevaben, ağzını topla ve kabalık etme. Burası Amerikalıların falan değil. Burası bizim. Bu memleket, bu topraklar bizim. Öğrencilerin gösterileri ülkenin dört bir yanını sardı. Bu gençlik hareketi yeraltı aleminin üzerindeki polis baskısının da bir ölçüde gevşemesine yol açtı. Genç Dündar İstanbul'a gelir gelmez Hasköy'de bir ev kiraladı. Cezaevinden gıyaben tanıdığı İdris Özbir ile birlikte Beyoğlu'nda bir kumarhane açtılar. Büyük Parmak Kabığı Şöhretler Kulübü'nü kumarhane olarak birlikte işletmeye başladılar. Genç Dündar'ın kısa özgeçmişi oldukça sağlamdı. Racon eğitimi görmüştü. Çıraklık dönemi bitmiş, artık ustalık dönemine geçiş yapacaktı. Peki racon neydi? Bu konuya biraz değinmek ve açmak gerektiğini şundan dolayı önemsiyorum. Günümüzde sert görünme telaşı içinde olan sahte kabadayıların ve ucuz mafya dizilerinde olur olmaz kullanılan bu sözcük o dönemlerde neydi ve ne için kullanılırdı? Kökeni İtalyancadan gelen sözcüğün anlamı adet, usul, yol, yordam ve yöntem yani kurallardı. Racon kesmek ise eski kabadayılar döneminde herkesin inanıp güvendiği kıdemli kabadayıların başka iki kabadayı arasında çıkan bir anlaşmazlığı çözüp onları barıştırmasıydı. Aynen Ağır Ceza Mahkemesi heyeti gibi 3 kişiden oluşan bu kurula hakem heyeti denirdi. Bu heyet bir çeşit mahkeme kurarak iki tarafı da dinler, gerekirse tanıklara başvurur ve racona uygun yani kabadayılığın geleneksel kurallarına, örf ve adetlerine göre bir karar verirlerdi. Verilen bu karar kesindi ve taraflar kesilen bu raconu kabul ederlerse ona uymak zorundaydılar. Kararı iki tarafta kabul etmezlerse sorunu kaba kuvvetle çözerlerdi. Ama biri kabul eder, öteki kabul etmezse kabul etmeyen tarafa uygulanacak yaptırım çok ağırdı. Kararı uymayan kişi kabadayılar aleminden dışlanırdı. O kişinin artık hiçbir yerde sözünün geçmemesi anlamına gelen bu dışlanma bir kabadayı için ölümden beter olduğundan kimse racona uymamaya kolay kolay cesaret edemezdi. Ünlü kabadayılardan Kürt İdris lakaplı İdris Özbir buna şöyle bir örnek veriyor. Kördüğüm olmuş bir meseleyi büyükler hallederler. Buradaki racon kesme davası buna benzer. İkisi de mahkemeye gidemez. Polise veremez birbirlerini. Birbirlerini öldürmesinler diye aynen mahkeme gibi sözü geçen yaşlı iki kişi karar verir. Sorun çözülür. Bizim delikanlı kaleminde yaşlara
çok değer verilir. Bu duruma örnek olarak ise Küt Hüso lakaplı Hüseyin Heybetli ile Çilli Burhan lakaplı Burhanettin Atay arasında Eminönü Merkez Halil'in haracı yüzünden anlaşmazlık örnek verilebilir. Hüseyin Heybetli, Çilli Burhan'ı pusuya düşürüp öldürmesi üzerine anlaşmazlık kan davasına dönüşür. İki taraftan da ölenler ve yaralananlar olur. O zamanlar babaların babası olarak kabul edilen Oflu Hasan araya girip racon kesince iki tarafta barışmak zorunda kalır. Racon kesme işi zaman içinde sadece kabadayılar arasında anlaşmazlıklara özgü olmaktan çıktı ve halktan da bazı sorunların çözümü için kabadayılardan yardım istenmesine dönüştü. Dündar Kılıç'ın racon kesmesi esas olarak bu biçimde oluyordu. Genellikle arazi anlaşmazlığına düşen bazı kimseler veya bir mirası paylaşamayan akrabalar da ona gelirler. O da avukatlarının ve danışmanlarının yardımı ile bu sorunu çözer, dargınları barıştırırdı. Racon kesme alanının bu şekilde genişlemesi ise kabadayılık kurallarını giderek bozulmasına yol açtı ve sonunda arazi anlaşmazlıklarının zor yolda çözümüne, ödenmeyen borçların, çek ve senetlerin zor kullanılarak tahsilatına, kısacası bugünkü mafya gruplaşmasına kadar vardı. Racon bir çeşit yazılı olmayan bir anayasaydı. İlhan Selçuk bile Dündar Kılıç'ın ölümünün ardından onun hakkındaki hayatının anayasası racondu diye yazmıştı. 12 Mart döneminde Maltepe cezaevinde tanıştığı İlhan Selçuk, daha sonra yakın arkadaşı olan Dündar Kılıç ile ilgili şöyle demişti. Dündar başkaydı, onu ayırmak lazım. Dündar Külhan Bey değildi, kabadayıydı. Yani bu kavramlar arasında fark var. Dündar'ın ölümünün arkasından son kabadayı denmesi doğruydu. İnsan nabzından anlayan, lider vaziyetinde bir adamdı. Başka koğuşlardaydık. Dündar en büyük koğuştaydı. Devrimci öğrencilerin bulunduğu koğuşta. Onlara uyum sağladı. Onunla hiçbir problem çıktığını sanmıyorum. Kendisi haksızlığa baş kaldıran bir Robin Hood gibi göründüğü için zaten daha önce Yılmaz Güney ile ilişkileri de bu racon üzerine kurulu olduğu için koğuşta çocuklarla gayet iyi ilişkiler içine girmişti. Bütün devrimciler ona abi dediler. Çocuklar onun öykülerini dinliyorlardı. Onu seviyorlardı. Ağırlıyorlardı. Devrimci gençlerin gözdesiydi. Daha o zamandan taraklanan kısık sesiyle halk düşmanlarına karşıyım abi diyordu. Onunla ilgili ilginç bilgilerden bir tanesi de okumaya çok meraklı bir insan olduğu. Evindeki 8000 kitaplık kütüphanede yine onu farklı yapan özelliklerden biriydi. Peki Külhan Bey neydi? Mafya ne? Kabadayılık neydi? Bunlar arasındaki farklar nelerdi? Birbirlerinden nasıl ayrılmaktaydılar? Gelin hepsine tek tek bakalım. Dündar Kılıç neden mafya babası ya da Külhan Bey değildi? Neden kabadayı ve hatta son kabadayıydı? Külhan kelimesi eski hamamlarda suyun ve diğer bölümlerin ısıtılması için ateş yakılan kısma ve genellikle de birçok kişiyi barındıracak kadar büyük olan yerlere denirdi. Dışarıdan ayrı bir girişi de vardı. Eskiden sabahçı kahvelerinin bile olmadığı zamanlarda geceyi burada geçirecek yeri olmayanlar, burada yatanların biraz isim yapmışlarına da Külhan Bey denirdi. Zamanla başka hamamların da külhanları boşta gezenlerine sığınak da olunca Külhan Beylilik bir kurum haline dönüştü. Girmesi, çıkması ve orada kalması bazı kurallara bağlıydı. Bir çeşit ahilik gibi çıraklık ve kalfalık evreleri olan bir kurumdu. Külhan'a dilenci olarak girenler zamanla oradan birer zorba olarak çıkmaya başladılar. Giderek esnafın malını yağmalayıp haraç alan, halkı taciz eden insanlar haline dönüştüler. Zaman içinde gerek polis baskısı ve kabadayıların onlara nüfus alanı bırakmaması, gerekse toplumsal desteklerini kaybetmeleri nedeniyle tarih sahnesinden silindiler. Kabadayıların ise onlardan farkı, geceleri yatacak bir yerleri vardı. Aralarında evli barklı, hatta aile babası olanlar olduğu gibi birçoğunun da genellikle genel evlerde çalışan bir dostu vardı ve geceyi onun yanında geçirirlerdi. Polis tarafından arandıklarında da çoğunlukla dostların evlerinde yapılan baskınlar sonucu yakalanırlardı. Zaten tarih boyunca genellikle polisten kaçanların ezici bir çoğunluğu her zaman ilişkide oldukları kadınlar üzerinden takip edilerek yakalanmışlardı. Kabadayılar Külhan Bey sıfatını kabul etmezler, hakaret sayıp küçümserler. Kendilerini Külhan Beylerine göre bir üst sınıfta sayarlardı. Fakat kabadayılar ile Külhan Beyler arasındaki asıl fark, kabadayıların bir
raconunun bulunmasıydı. Külhan beyleri mahalle halkından zaman zaman haraç almak, kaba kuvvet ile sıkıntı vermek gibi eylemlerde sakınca görmeseler de kabadayılar mahalle halkının canını, malını, ırzını koruma hatta güvenlik güçlerine yardımcı olmak gibi farkları vardı. Ama kabadayıları özellikle mafyalardan ayıran en önemli çizgi şu ki devlete saygı duyarlardı. Bunun yanı sıra devlet de hiçbir zaman işbirliği içinde olmaz, kendilerini kullandırmazlardı. Zaten bunun da en önemli kanıtı racon kavramının içeriği gereği mahkemeye, polise gitmemeleri, davalarını kendi içlerinde bir sistem ile çözmelerinden anlamaktayız. Dündar Kılıç'ın kızı Fatma'ya ilkokul 4. sınıftayken verilen bir Türkçe ödevinde kabadayı sözcüğünün anlamı sorulmaktaydı. Dündar Kılıç önce bu sözcüğün sorulması karşısında hayrete düştü ve bu ödevi sana benim kızım olduğun için özellikle mi verdiler diye sordu. Fakat sonra sınıftaki bütün çocuklara aynı sorunun sorulduğunu öğrenince kabadayılığın tarifini şu şekilde yaptı. Gerçek kabadayı insanlar için iyi şeyler yapar. Daha uzun tarifini ise bir röportajda şu şekilde vermişti. Bütün dünya ülkelerinde bilhassa demokrasi ülkelerinde mafya teşkilatları vardır. Türkiye'de de vardır. Ama mafya kimdir? İşte bu tartışılır. Mafya bir teşkilat olayıdır. Mafyanın mecliste milletvekilleri olur, bakanları olur, polis müdürleri olur. Hatta fahişeleri bile olur. Bu teşkilatlara sahip olan insanlardır mafya. Ama kabadayılar halkın bağrından kopmuştur. Bu kelimeler yıllardır rahatsız ettiği halde yine de halka hizmet ve emek verdiğimiz için mutluyum. Hangi kabadayı nerede devletin kasalarına el uzatmış veya kötü bir faaliyet göstererek bir kimsenin para karşılığı canını yakmış veya bir yerde kiralık katil olmuş? Mafya işte anlattığım gibi bir örgüt olayıdır. Devlet bankaları soyuluyor. Kimler tarafından soyuluyor? Kabadayılar tarafından mı soyuluyor? Hayır. Mafya tarafından. İşte bu açıklamalardan sonra da Dündar Kılıç'ın neden Külhan Bey ya da mafya olmadığını çok net bir şekilde anlamış oluyoruz. Peki neden son kabadayı olmasının cevabını ise şu şekilde açıklayabiliriz. Kabadayılar halk üzerinde korkuyla karışık bir saygı yaratmışlardı. Bu yüzden de ün kazanmış birçok kabadayı halk tarafından birer kahraman, zenginden alıp fakire veren birer Robin Hood gibi görünürdü. Zenginlerden alındığı söylenen şey başlangıçta kabadayılara göre gayrimeşru sayılan fuhuş, kumar, içkili eğlence yerleri, tefecilik gibi alanların kazançlarından alınan paydı. Bir başka deyişle vergilendirilmemiş alanların devletin vergi almadığı sektörlerin vergisini onlar alıyorlardı. Fakirlere verildiği söylenen ise bu rantın paylaşılmasıydı. Bu paylaşım yapılan işin olmazsa olmaz koşuluydu. Gayrimeşru kazancın bir kısmının paylaşılması gerekirdi. İlerleyen bölümlerde Dündar Kılıç'ın yaşam öyküsünü izlerken tanısın veya tanımasın, yardım istemek için kapısını çalan hiç kimseyi geri çevirmeyen biri olduğunu zaten göreceğiz. Mafya ise ilerleyen dakikalarda özellikle Susurluk olayında göreceğimiz gibi devlet ile işbirliği yaparak zaman zaman devletin legal alanda yapamayacağı işleri devletin gücünü arkasına alarak yapabilen bir yapıydı. Neyse biz yine İstanbul'a yani genç Dündar'a dönecek olursak artık 30 yaşlarındaydı ve bu yaşa göre küçümsenmeyecek bir hapishane deneyimi edinmişti. Ortamı ve alemi insanları tanıyordu. Kumarhane açılışları sayesinde birçok kumarhaneyi ve sahibini tanımıştı. Referansları iyiydi, Karadenizliydi. Karadenizli kabadayıların tavsiyesiyle İstanbul'daki Karadenizlilerin yanına geliyordu. Ve yakın köylüsü olan Oftların İstanbul'un yeraltı dünyasında önemli bir ağırlığı vardı. Aleme girmesine ve ucundan bacağından kumarla uğraşmasına işte bütün bunlar sayesinde göz yumuldu ve Dündar Kılıç İstanbul'daki yaşantısına ünlü Kürt İdris'le dostluk ve ortaklık kurarak başladı. Kaderin cilvesine bakın ki Dündar Kılıç Ankara'da Kürt bir kabadayıyı öldürmek iddiasıyla yargılanmış, Kürtlerden kaçıp gelmiş ama İstanbul'da da Kürt lakaplı başka bir kabadayıyla dost hatta ortak olmuştu. Kürt İdris ile dostlukları ölüme kadar sürmüş. Her ikisinin de birbirlerini ölümden kurtardıkları bile olmuştu. Hatta bir keresinde Dündar Kılıç hemşerileriyle başını derde sokma pahasına Kürt İdris'i kurtaracaktı.
Aslında Dündar Kılıç'ı tanıdıkça burada şaşılacak fazla bir şey olmadığını göreceksiniz. Çünkü Karadenizli olmasına karşı bölgeci bir anlayışı yoktu. Bölgeciliğin bir yarar sağlamayacağını yaşayarak öğrenenlerdendi. Kürt İdris ile Dündar Kılıç'ın anlaşmasındaki sebeplerden bir tanesi de bölgeye ilk geldiklerinde kumar ve fuhuşun beraber yürüdüğünü gördüklerinde ikisi de buna karşı çıkmıştı. Yani hayata bakışlarında da özellikle fuhuş ve uyuşturucu karşılığında da bir paralellik olması onları hayat boyu sürecek bir dostluğa götürecekti. Dündar Kılıç İstanbul'un yeraltı dünyasının bir kenarından girmişti girmesine ama önü pek açık değildi. İstanbul parsel parsel bölgelere ayrılmış ve kimin hangi bölgeyi tuttu ise ortadaydı. Kimse kimsenin bölgesine giremez, racon kesmeye kalkışamazdı. Dündar Kılıç böyle bir ortamda İstanbul'a gelmişti. Nice zorluklardan geçerek İstanbul'un haracını paylaşmakta olan bu devlerin arasında bırakın kafasındaki en büyük olma hayalini neredeyse çıraklığa geri dönmüş gibiydi. Kendini göstermesi belki de yeni bir yeterlilik sınavından geçmesi gerekiyordu. 1964 ve 67 tarihleri arasında 3 kez silahlı saldırıya uğradı. Silahla karşılık verdiği bu çatışmalarda bir kişi öldürdü, 3 kişi yaraladı. Kendisi ise bu saldırılardan ağır yaralandı. Bent Deresi çocuklarının aklında ise davadan beraat etmesine rağmen hala Kürt cemalinin intikamını almak vardı. Bir gün Dündar Kılıç'ı pusuya düşürdüler. Fakat kurulan bu pusudan Dündar Kılıç hayatının sonuna kadar vücudunda kalacak akciğerine saplanan bir kurşun ile kurtulacak. Pusuyu kuranlar ise canlarından olacaktı. İşte bu olay Dündar Kılıç efsanesinin oluşmasındaki ilk kilometre taşlarından biri olacaktı. Bu olayı Dündar Kılıç şu şekilde anlatmaktadır. Tanrı kimsenin peşine kiralık katil denilen belayı takmasın. Öyle bir dert sahibi kılmasın kimseyi. Eroğlu var düşman sahibi. Tedbirini ona göre alır. Eroğlu var düşmanı çok. Bilir düşmanlarını, tedbirlerini ona göre alır. Kiralık katil ise bambaşka bir şey. Hiç tanımadığın, hiç bilmediğin, aranızda hiçbir anlaşmazlık olmayan, hatta bir kez bile görmediğin, bir de yüzünü tanımadığın, sesini işitmediğin, yakınında mı, yanında mı, önünde mi, arkanda mı, farkına varma imkanı olmayan, ne zaman geleceği, ne zaman öldüreceği belirsiz bir kişi. Hani İstanbul'daki hedefine doğru ilerleyebilmesi için belki de bir yeterlilik sınavından geçmesi gerekiyordu demiştik ya. Kendi isteğiyle olmasa da düşmanlarının saldırısı sayesinde böyle bir sınavdan geçmiş gibiydi. Diplomasını da Oflu Hasan verdi. Onlar adam vurmayı ne bilir? Biz vururuz adamı. Aha bu kadar vururlar. Dündar'a hiçbir şey olmadı. Dündar öldürdü onları demiştir. Babaların babası lakaplı Oflu Hasan'ın ağzından dökülen bu sözler yeraltı dünyasında dalga dalga yayılmıştı artık. İstanbul'un neredeyse her kahvesinde, her köşesinde Dündar Kılıç konuşuluyordu. Tabii burada asıl dikkat edilmesi gereken konu ise Oflu Hasan'ın biz kelimesini kullanmasıydı. Yani bu artık İstanbul'a kabul edildiğinin, yani artık yol verildiğinin tescillenmesi anlamına geliyordu. Tabii bu nam salma artık onun da kendi kahvehanesini açmasına sebep oldu. Beyoğlu'nun Pireci Mehmet Sokağı'nda kendi hesabına küçük bir kahvehane açtı. Bu onun en büyük olma yolundaki ilk adımı olacaktı. Ama İdris ile de ortaklıkları kopmamış, onunla da yoluna devam etmiş oluyordu. Hatta içeri girdiği zamanlarda bile oradaki payını Kürt İdris'ten alıyordu. İşte Kürt İdris ile ortaklığının devam ettiği Şöhretler Kulübü de adı üstünde birçok ünlü kişinin geldiği bir mekandı. Bu itibarlı ve ünlü kişiler arka taraftaki özel bölüme alınırlardı. Burada yaşanan bir olayı Dündar Kılıç ise şu şekilde anlatıyor. Bir gün ayağında spor ayakkabı, zayıf, uzun boylu, esmer bir adam göründü. Bu adam elinde bir şişe ve bir torbanın içinde bir çerez kulübe gelir, kumar oynardı. Bir gün, iki gün, beş gün. Ben bunun kim olduğunu merak ediyordum ama soramıyordum. Aradan 15 gün geçti. Eve gittim yatacağım. Birden aklıma geldi. Ulan dedim 15 gündür gelen bu adam olmasın? Giyindim, hemen kulübe döndüm. Burada mı arkadaş dedim? Burada dediler. Çağırın dedim, çağırdılar. Sen Yılmaz değil misin dedim. Evet dedi. Bir kucaklaması var onun. Öyle kollarını iyice açıp bir kucakladı beni. Hatırına geldi mi dedi bana. Dedim ki hatırıma gelmedi. Tahmin ettim. Ben sana demedim mi kendisi gelecek diye dedi.
Meğer İdris'e sakın söyleme, nasıl olsa gelecek diye tembihlemiş. Yılmaz Güney ile ilk tanışması bu şekilde oldu ve ömür boyu sürecek dostluk işte bugün bu şekilde başladı. İşte bugünden sonra Dündar Kılıç siyasi olarak Yılmaz Güney'den, Yılmaz Güney ise filmlerindeki karakterleriyle Dündar Kılıç'tan esinlenerek birbirlerinden besleneceklerdi. Yılmaz Güney'in film sayısının arttığı ve konularında kabadayılık motifinin ağırlık kazandığı yıl 1965'ti. Yani İstanbul'un ünlü kabadayıları ile tanışıp arkadaş olduğu yıl. Yani Çirkin Kral döneminden bir önceki yıldı. Tabii bu kadar çalkantılı dönemde güzel şeyler de olmuştu. 12 Ekim 1965 tarihinde müjdeli bir haber geldi. Dündar Kılıç ikinci kez baba olacak ve ikinci kızı Nuriye Uğur Kılıç doğacaktı. Uğur Kılıç'ın ismini ise ilerleyen dakikalarda ve 1980'li yıllara gelindiğinde daha fazla duyuyor olacağız. Dönemin gazetelerinde oldukça farklı bir haber yayınlanıyordu. Dündar Kılıç bir hanım arkadaşıyla eğlence yerinden çıktıklarında Hilton oteline giderler. Hilton o zamanlar zengin ve itibarlı kişilerle yabancıların kaldığı Türkiye'nin belki de en sayılı, en lüks otellerinden biriydi. Ama buraya kadar tanımış olduğunuz Dündar Kılıç'ın böyle şeyleri pek umursamadığını artık siz de biliyor olmalısınız. Otelin resepsiyon görevlisi gece yarısı gelip bir oda isteyen bu kabadayı tavırlı adama yadırgamış, evlenme cüzdanı istemişti. Olmadığını görünce biraz bekleyin diye müdüriyet odasına geçti. Bundan sonrasını ise Dündar Kılıç şu şekilde anlatıyor. Yanımda hanım olduğu halde denileni yapmış, geriye doğru çekilmiş ve beklemeye koyulmuştuk. Allah seni inandırsın, 15 dakikadan fazla öylece bekledik. O bekleme süresi resepsiyondan bir görevlinin yanlarına gelmesiyle son bulmuş ve gelen demiş ki ''Vallahi kardeşim siz fazla beklemeyin çünkü burası Amerikalıların. Onun için biz size oda falan veremeyiz.'' demiş. Dündar da cevaben ''Ağzını topla ve kabalık etme. Burası Amerikalıların falan değil. Burası bizim. Bu memleket, bu topraklar bizim. Değil mi?'' demiş. Ve belki de hayatında ilk kez ağzından çıkan bir lafla tamamlamış konuşmasını. Şikayet ederim. Muhatabı tek bir kelimeyle cevaplamış Dündar'ı. Küstah diyerekten. İşte kıyamet bu küstah kelimesiyle başlamış. Küstah senin babandır ulan diye cevap vermiş. Sonra Dündar diyor ki baktım ki adam etrafa bağırmakta. Çevren birden hamallar, orada çalışan garsonlar falan filanlarla doldu. Hırpalanacağız sesimizi çıkartmazsak. Üstelik yanımızda bir de hanım var. Dündar'ın sesimizi çıkartmazsak dediği şey bağırıp çağırmak değil, sesini çıkartmaktan kastı aslında tabancasını çıkartmaktı. O da öyle yapmış. Ondan sonra da elinde makine geleni sıraya dizmiş, kapının önünde pek uzun sayılmasa da hiç kısa olmayan bir nutuk çekmiş bu topraklar üzerine. Amerika ve Amerikalıların üstüne. Ardından bir araba çağırmış, uzaklaşmış. Öğleden sonra da polise teslim olmuş. Mahkemeyi başından sonuna kadar izledim. Hı hı. Hatta orada Dündar'ın o sert tavrına maruz kalan öğrenciler, şey garsonlar bizim okulda öğrenciydi. Bel boydu orada. Hı hı. Bir türlü görev yapıyorlardı. Hı hı. Şimdi Dündar bir hanım arkadaşını gece saat 12'de Hilton'a geliyor. Geliyor biraz da kafasıyı bir yer istiyorum, bir oda istiyorum diyor. Ya burada diyor biz yabancılara hizmet veriyoruz. Burada yerlilere hizmet yok. Lan ne demek? Kendinize gelin diyor falan. Neyse biraz daha ısrarcı olan orospu çocukları diyor. Bu vatan için biz öldük ha. Biz bize vermeyeceksiniz de yabancılara vereceksiniz. Silahı çekiyor, diziyor onları sıraya. Hepsinin kafasına bir bir vuruyor. Biraz kanlanıyor kafaları. Başka bir arabaya atlayıp boğaza gidiyor. Sonra Dündar tutuklanıyor. Duruşmasına çıkıyoruz. Bunların hepsi tanık. Hı hı. Tabii sonradan Dündar Kılıç olduğunu öğrenince benim de tanıdığımı biliyorlar. Ya abi biz dedik sen nasıl ifade veririn? Hepsi ifadelerini değiştiriyorlar. Hı. Peki silahını çekti. Biz silahını çek demedik. Hava sıcaktı arka cebine soktu mendilini çıkardı. İlk duruşmada tali oldu Dündar.
Bu olaydan sonra bu konu çok abartılarak anlatıldı. Dündar Kılıç'ın ne anti-emperyalistliği kaldı, ne Hilton'u silahla basıp Amerikalıları sıraya dizdiği, ne de orada söylemiş olduğu sözlerin Deniz Gezmiş'ten öğrendiği. Halbuki Deniz Gezmiş'i tanıması ise bundan bir süre sonra, o da sadece bir günlüğüne olacaktı. Deniz Gezmiş, Bozkurtluoğlu ve bazı öğrenciler zamanının Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk'ü protesto etmekten tutuklanıp Sultanahmet cezaevine götürülmüşlerdi. Dündar Kılıç da silah yakalatma suçundan oradaydı ve ertesi gün tahliye olacaktı. Deniz ile o gün tanışıp sohbet ettiler ve bir daha da hiç karşılaşmadılar. Ünü iyice yayılmış olan Dündar Kılıç, Pireci Mehmet Sokağı'ndaki mekanı kapatarak Beyoğlu Balo Sokak'ta, daha sonra Cem Kıraathanesi adını alacak olan yeni kumarhanesini açtı. Burası kahveden çok kulüp veya sosyal dayanışma derneği görünümünde bir yerdi. Açılış zamanlaması da iyiydi. Çünkü kumar oynayan kulüplerin açılış daveti yaptıkları mevsimde, yani yaz aylarının bitişine denk gelmişti. Yeni kumarhane kısa zamanda tanındı ve Dündar Kılıç'ın Kürt İdris ile ortaklığını sürdürdüğü Şöhretler Kulübü gibi burası da itibarlı müşterilere hizmet veren bir yer haline geldi. Bir zaman sonra Dündar Kılıç, yanındaki 6 katlı binayı da almasıyla o binanın giriş katına taşınan ve Cem Kıraathanesi adını alan bu lokal hala durmaktadır. Ünü iyice yayılmıştı. Adı sık sık gazetelerde görülüyordu. İşleri de düzelmeye başlamıştı. Balo Sokak'taki kulüp iyi çalışıyordu. Ama kendisinin de söylediği gibi o dönemler ölüm korkusunu üzerinden hala atamamıştı. Bu korkuyu üzerinden atabilmesi için artık sürekli savunmada kalmayı bırakıp ortalıkta görünmesi gerekecekti. Ünü iyice artınca yavaş yavaş çevredeki küçük kumarhanelerin, bitirimhanelerin gelirlerinden de pay almaya başlamıştı. Kimileri racon böyle olduğundan, kimileri de korkularından haraçlarını günü gününe yolluyorlardı. Böyle olunca kendisine karşı açıktan olmasa da gizlice düşmanlık besleyenlerin sayısının arttığını da hissediyordu. Dündar Kılıç'ın çevresinde de adamlar olmaya başlamıştı ama o başkalarından farklı bir kabadayıydı. Efsanesini oluşturan unsurlardan biri de şuydu: sürekli olarak silah taşıyor, onca adamına rağmen iş bitirmesi gerektiği zaman işini kendi görüyordu. Gözdağı vermesi gereken yerlere tek başına dalıyordu. Suç sicilinin ötekilere göre daha çok kabarık olmasının nedeni ise tam olarak buydu. Dündar Kılıç'ın en tehlikeli işlere tek başına girme, düşmanlarının hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkma şeklindeki çalışma tarzı 1970'li yılların başlarına kadar sürdü ve efsanenin büyümesinde önemli bir etkisi oldu. ...1968 yılının ilkbaharında bütün dünyada 68 kuşağının fırtınası esmeye başladı. Mayıs 68'de Avrupa'da baş gösteren gençlik hareketleri Haziran'da Türkiye'ye sıçradı. Üniversitelerde başlayıp birbirini izleyen boykot ve işgal eylemleri Türkiye'yi derinden sarstı. Önceleri çağ dışı sınav ve not sistemlerinin değiştirilmesi, öğrencilerin yönetime katılması istekleriyle başlayan hareket giderek siyasileşmişti. Ve sonrasında tam bağımsız, demokratik Türkiye taleplerini de içermeye başladı. Öğrencilerin gösterileri ülkenin dört bir yanını sardı. Bu gençlik hareketi yeraltı aleminin üzerindeki polis baskısının da bir ölçüde gevşemesine yol açtı. Emniyet enerjisini ve personelin büyük bir kısmını öğrencileri kovalamaya, MİT de solcuları izleme ve fişlemeye girişince kabadayılar için bir süre rahatlama ortamı oluştu.